1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi, askeri, hukuki ve sosyal konuların Batı'yı örnek alarak düzenlemesinin başlangıcı sayılır. ...1871 yılına dek sürecek Tanzimat döneminde edebiyat alanında da pek çok yenilik yaşanır. Halk eğitiminde bir araç olarak görülmeye başlayan edebiyat eserlerinde hak, eşitlik, millet, hürriyet gibi kavramlara bu dönemde ilk kez yer verilir. Tanzimat edebiyatçısı Osmanlı aydınlarından biri de Namık Kemal'dir. Namık Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun hem Avrupa'da hem de Doğu'da toprak kaybederek zayıfladığı, gücünü iyiden iyiye yitirdiği bir dönemde Tekirdağ'da doğar. İstanbul'da annesinin ailesiyle yaşayan Kemal, dedesinin görevi nedeniyle sık sık şehir değiştirmektedir. İstanbul'dan Kars'a olan uzun yolculuğu sırasında Anadolu'yu tanıma fırsatı bulur. Başkent İstanbul'a hiç benzemeyen Anadolu, adeta unutulmuş, yoksul bırakılmıştır. Vatan sevdası ve memleket meseleleri Namık Kemal'in kalbinde, zihninde yer eder. Tercüme odasında çalışma hayatına atılan Kemal, sonradan gazete yazarlığına adım atarak halkı çeşitli konularda bilinçlendirmeyi amaçlar. Türkçenin önemi, eğitim, kadınların okutulması gerektiği bu konulardan bazılarıdır. Yeni Osmanlılara katılışıyla birlikte, memleketin idari, siyasi ve sosyal meseleleri ve bunların nasıl çözülebileceğiyle ilgili yazılar yazar. Keskin kalemi ve şiddetli muhalefeti nedeniyle çeşitli illere sürgün edilen Namık Kemal, sürgün yıllarında dahi pek çok eser kaleme alır. Yazarın en bilinen eserleri Vatan yahut Silistre oyunu, Hürriyet kasidesi şiiriyle İntibah ve Cezmi romanlarıdır. Namık Kemal, 1940 yılında PTT'nin bir puluna da konu olur.